isteyen bir isim. Sevgili Cem Dizdar'la konuşalım istedik. Merhabalar Cem Dizdar. Merhabalar, kolay gelsin. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Zor bir dönem sanki Türk futbolu için. Yani ama geliyorum doğrusu, diyen de bir tehlike herhalde. Yani şimdi herhalde şöyle düşünmek gerekiyor. Doğrusunu istersen bu ülkenin genel alışkanlıklarından gayri bir durum değil futbolda yaşananlar. Esasen herkes her şeyin ne olacağını ve nasıl tecelli edeceğini biliyor. Fakat bir şekilde bilmemezden geliyor. Sonra birisi geliyor, kapını çalıyor. Kapını çalınca da şaşırmış gibi yapıyorsun. Aslında şaşırıyorsun. Yani, çünkü evet. Daha önceki hiçbir rakamla işin yok. Yani burada ortada bir türev limit integral söz konusu değil. Bildiğimiz düz matematik söz konusu. Sen 34 milyon euro harcattın dediğin bir kulübe 70 milyon euro harcatıyorsan yılda, bu bizim buradaki kapıdan dönmezse uluslararası yarışmaların kapısından döner. Yani bu geçen seneden belli olan bir şeydi. Şimdi sanki bunu insanlar bilmiyorlarmış ve bugün öğrenmiş gibi yaparak bir şaşkınlık oyunu oynuyorlar. Şaşırtıcı olanın o olması gerekirken kimse de buna şaşmıyor. Yani tuhaf bir durum yok aslında ortada. Hepimizin tahmin ettiği bir durum var. Hepimizin bildiği bir durum var. Toplama çıkarma yapmayı bilen herkesin durumun böyle sonuçlanacağını öngörmemesi, biliyor olması gerekirdi. En azından bizim içinde bulunduğumuz bir grup insan bunu biliyordu. Ama birçokları, yani büyük kalabalık, bilmek istemiyordu ve öğrendiler. Peki bu karar kesinlikle ceza biçiminde mi çıkar Galatasaray'a? Çünkü öyle diyor. 1 artı 1 diyor. 1 artı 1. Yani şimdi 1 artı 1 dediğine göre o bir garanti. Diğer birde de bir süre isteyeceğiz. Kendimizi çeki düzen vereceğiz. Ha şöyle olur tabii. Biliyorsunuz endüstriyel çağda futbol genellikle parayla oynanan bir oyun. Yani futbolcular oynuyor gibi görünse de işin esası öyle değil. Yani başka güçler, evet, başka dengeler oynuyor. Onu şimdi gördük canım UEFA'da, FIFA'da. Yani sadece orada değil, bireysel sporlarda da öyle. Yani evet, arkasında bir ordu adamla işte Djokovic diye bir karakter yaratıyorsun ve onun üzerinden işte formasından ayakkabısına, ayakkabının bağından bandanasına kadar her şey ortalıkta bir tüketim nesnesi haline. Sporcunun kendisi de bir tüketim nesnesi haline dönüştürülüyor. Şimdi hani işin o tarafı bir yana, yani şöyle şeyler olmaz diyemiyorum ne yazık ki. Hani diyebilsem keşke. Hani araya bir takım hatırlı kişiler, gruplar, güçler girer ve bu mesele hani hafif bir cezayla, cezasız demiyorum, hafif bir cezayla atlatır. Ama biliyoruz ki Galatasaray bu sürecin başında bir kere para cezasına çarptırıldı. Haliyle para cezası çok mümkün görünmüyor orada. Yani o bir kere oldu. İkinci kere hafif ceza, para cezasıyla şey arasında olmaz değil mi? Men arasında bir ceza yok yani. Tabii yani evet, yani herhalde olmaz. Yani neler görüyoruz? İşte puan silmeler görünüyor, turnuvalara katılmamalar görünüyor. Herhalde en yakını turnuvalara alınmamak. Çünkü UEFA genellikle ve ilk öne koyduğu şey, bizim 3 Temmuz sürecinden de hatırlanacağı gibi, kendi organizasyonlarının ahlaki sağlığını oyunun bir sürü şeyinin önünde tutuyor görüntüsü yaratmaya çalışıyor. Ama yani öyle midir bilmiyorum, çok da emin değilim. Yani bu kadar dengesiz bir oyuna evet dedikten sonra sanki burada bir ahlaki durum varmış gibi davranıyor olması bana biraz hani müsamere gibi geliyor. Yani düşünsene, Paris Saint Germain Manchester City istediği kadar para harcayabiliyor. Yasak koyduğu Barcelona bir günde 77 tane oyuncuya imza attırıyor ve dünyanın parasını Real Madrid bir oyuncu alıyor. Yani kimse sen bu parayı nerede üretiyorsun, nasıl üretiyorsun, bu oyunun eşitlik ilkesine aykırı bir durum değil mi 100 milyon euroluk bir oyuncu demiyor, diyemiyor. Yani niye? Çünkü esas onlar satılıyor televizyonla. Diyemediği için de bu sanki bir ahlak oyunu oynanıyor gibi görünüyor. Ama burada temel şaşırtıcı olan onun şey olması gerekiyor, ona da kimse şaşırmıyor. Yani iki sezon önce sezon başlarken federasyon başkanı bizim vazgeçilmez önceliğimiz bu işte mali kriterlerdir demişti. Ancak Türkiye'de o konuda tek bir adım atılmadı. Tek bir denetim yapılmadı. Herkes istediği gibi borçlandı, parayı har vurup harman savurdu. Biz kendimiz oynatıyoruz bu takımları. Ancak iş UEFA'ya gelince, büyük turnuvalara gelince oralara gidememek gibi bir durumla karşı. Asıl kendi içinde çözse zaten o tarafa gitmeyecek mesele. Burada sıkı bir denetim olsa. Peki bu bu şartlar tabii Galatasaray'ı veya Avrupa kupalarından men edilen takımı, ki o Galatasaray'sa, çok mali olarak da çok kötü etkileyecek. Bu kaybet dönemini mi getirir? Yani bu sıkıntılı bir şey gibi görünüyor da onun için. Ya esasen biz zaten hani üretmediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Yani kredi kartının limitine bakıyorsun. 1000 lira maaşım var, 20 bin lira kredi kartım var, 20 bin lira harcıyorsun. Gibi bir saçma bir durumla karşı karşıyayız da insanlar bir türlü buna ikna olmuyorlar.
hani her yıl arabasını değiştiren, sıfır araba alan insanlar gibi davranma alışkanlığına, yani böyle bir alışkanlık var, tüketim alışkanlığı. Buna ki insanlar kendilerini kaptırmış durumdalar. Çok büyük mali meselelere neden olur mu? Çok emin değilim. Çünkü oradan geleceği iddia edilen paralar da o kadar büyük paralar değil esasen. Yani bu ekonomik varlık içerisinde, yani tek başına UEFA yarışmalarından gelecek paralar, hani yeri dolmayacak, yerine konulmayacak büyüklükte paralar değil. Ama ne zedeliyor? İşte o dillerden düşmeyen marka değerini zedeliyor. Hem takımın marka değerini zedeliyor, hem ulusun marka değerini zedeliyor. Sonuçta bu ülke Avrupa Şampiyonası'na direkt katılan ülkelerden bir tanesi. Şimdi o ülkelerin, o ülkenin bir takımını UEFA bu nedenden dolayı turnuvaya almaz ise, hani bu en çok önem veriyor gibi yapıp da aslında hiç önemsemediğimiz itibarımız açısından sıkıntılara neden olur diye düşünüyorum. Cem, Trabzon, Trabzon da bu tehlikenin içinde değil mi? Yani bu söylentiler yani herhalde esasen, bir şey var. Esasen şöyle, bu tehlikenin içinde ülkedeki bütün takımlar var. Türk bütün takımlar. Bugün takip ettiyseniz, Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen belirli açıklamalar yaptılar. Şunları yaptık, bunları yaptık, şunları yaptık, bunları yaptık diye. Yani Dursun Özbek dün konuşurken Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ilgili kurullara, ilgili kurumlara kendi ekonomik işte halletmeleri üzerinden raporlarını gönderiyordu. Esasen bütün takımlar ciddi sıkıntı içinde. Çünkü dediğim gibi, yani burada gerçek olmayan bir oyun oynanıyor. Hem de harcanan paranın karşılığı olmayan bir oyuna rağmen çok para dökülüyor. Çok para saçılıyor ortalığa. Biz denetleyemediğimiz için onların yarışmalarına gittiğinde denetliyor. Şimdi Trabzonspor'u düşünelim. 2 sezondur akıl almaz bir transfer politikasıyla fena bir parayı çarçur ediyorlar. Ve bunun da oyunda başarı karşılığı yok. Yani onu da üretemiyorlar. Hani parayı harcarsın da oyunda para karşılığı, işte ödülleri alırsın. Hani der ki UEFA, ya bu çok büyük bir takım. Hani bunun borçlanma kapasitesini biraz artıralım biz. Kredisini artıralım der. Öyle bir şey de yok yani. Ligde yani bile yok yani. Yok yok, ihtimal görünmüyor. Zaten oynama biçimleri, oyuna duyulan ilgi, ülkenin oyuna duyduğu ilgi. Ülke sadece hakem pozisyon tartışmayı seviyor. Futbolu değil. Hakem kararı tartışmayı seven bir ülke burası. O nedenle bu UEFA'nın da çok ilgisini çekmez. 3 Temmuz'da Fenerbahçe benzeri süreçlerde 2 sezon gidememiş olmasına rağmen o kadar da dertli değil. Yani oradan gelecek para büyük bir gediği kapatmıyor. Sadece artıya geçmene neden oluyor, ama sen o disiplini kendi içinde kur istiyor. Çünkü biz istemiyoruz. Biz diyoruz ki borçlanabileceğiniz kadar borçlanın. Ne yazık ki bize olmayan parayı harcayın. Harcayın diyor. Çünkü biliyorsun ki yani dünyada böyle takımlar yok. Yani 20 milyon, 25 milyon fiziki taraftarı olan büyüklükler yok. Yani bu ülke bu 3 takımın etrafına konuşlanmış. Şimdi bu politik güçle birlikte oraların yöneticileri de hani bankalarla kurdukları ilişkiler, ekonomiyle kurdukları ilişkilerde biraz savrup davranabiliyorlar. Oradan cesaret alıyorlar. Çok teşekkürler katıldığın Cem Dizdar. Gerçekten çok rica da ederim. İyi bir şekilde bize izah ettin durumu, öğrenmiş olduk.